Sevgili izleyicilerimiz, cemaatlerimizi, cemiyetlerimizi, camilerimizi dolaşmaya başlıyoruz. Onların da tabii ki görüşlerini alalım. Şimdi Viyana'da faaliyet gösteren Bilal-i Habeşi Camisi'ndeyiz. Başkanımız sevgili Kemal Altıntaş bizlerle. Evet sevgili Kemal abi, konuya ne kadar hakimiz, neler yaptınız, neler düşünüyorsunuz bu yeni çıkan İslam yasasıyla ilgili? Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce bu röportaj imkanını bize sunduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Aslını sorarsanız biz konuya tam da %100 olarak hakim değiliz. Yani şu andaki kanunların tam içeriği nedir, ne olacağını şu anda onu öğrenmeye çalışıyoruz tam olarak. Çünkü yani sanki böyle kabalı şeyler işte efendim odalar arkasında toplanıldı, dağınıldı bir kısım efendim büyük cemiyetler kendi aralarında konuştular. İlk önce bu kanun geçmeyecek, şu olacak, bu olacak denildi. Fakat hiçbir şey değişmeden kanun geçti. Geçtikten sonra da biz aslında şunu beklerdik. Yani küçük cemiyetler olarak, gruplar olarak hepimiz bir çağrılsak, hepimiz bir istişare yapsak beraberce belki daha güzel ortak fikirler çıkar. Belki bir arkadaşın daha güzel bir fikri olurdu. Yani ona da bakılırdı. Ama bu kanımca olmadı. Bu yani saatten bu sonra da toplantılara bu bilgilendirme veya hani istişare hiç mi size ilgi alaka gösterilmedi? Yani biz davet olarak bir defa dahil davet almadık. Sadece ben bir defa böyle bir toplantının olduğunu duydum, dışarıdan katıldım o şekilde. Ama resmi olarak veya bir kişinin daveti olarak ne telefonla olsun ne diğer bir şekilde bize bir davetiye gönderilmedi yani. Sadece işte duyabildiklerimize ben de bir defasını duyabildim, ona gittim. Onun haricinde işte büyük gruplar dediğimiz gruplar, onlar işte bu da 3-4 cemiyet, onlar kendi aralarında toplandılar. Sonuçta bu karar çıktı. Ben her şeyden önce kendi açımdan bakacak olursan İslami bir düşünceyle her şeyin sonunda bir hayır vardır diyelim. Bu bizim acımızdan belki daha hayırlı olacaktır. En azından kualife eleman yetiştirme konusunda biraz daha bizi tetikleyecektir diye düşünüyorum. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani buradaki Müslümanlar da muhakkak kendi arkalarında kendilerini destekleyen, efendim onların efendim gözü kulağı olan bir devlet gücü olması gerekiyor. Yani bir güç bizimle olması gerekiyor. Yoksa biz kendi başımıza kalırsak birçok şeyde başarısız oluruz, kolay harcanırız diye düşünüyorum, kendi düşüncem. Oldu, teşekkür ediyoruz bizlere ayırdığınız zaman için. Sağ olun, Allah kolaylık versin diyoruz. Ben size çok çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. İnşallah bundan sonrası daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.